Değerli dostlar, herkese tekrar merhabalar. Umarım iyisinizdir. Ekranınızda yine standart yasal uyarımız. Kesinlikle burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Almak, satmak, tutmak tamamen sizlere aittir. Güzel bir günü geride bıraktık. Umarım bu güzel günün devamı gelir arkadaşlar. Evet, kanalımıza yine abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi ihmal etmeyin. Hisse, emtia, forex, kripto para analiz istekleri için katılıp farklı kategorilerden aktif hale getiriniz. 7/24 kripto para alımı için Binance borsasına ömür boyu %10 komisyon indirimiyle üye olmak için video altındaki açıklama yorum kısmında yer alan linke tıklayarak %10 komisyon indirimine hak kazanabilirsiniz değerli dostlar. Hemen videonun altındaki açıklama yorum kısmındaki linke tıklayarak %10 komisyon indirimiyle Binance borsasına kaydınızı yapabilirsiniz. Evet, Petkim hissesiyle başlıyoruz değerli dostlar. Şöyle 4 saatlik grafik üzerinden Petkim'i bir değerlendirelim. Petkim'de iki tane farklı kanaldan bahsettik değerli dostlar. Bakınız, tekrar ikinci kanalın içerisine girdik ve burada devam ediyoruz. Petkim'de her şey güzel arkadaşlar. Pozitif seyir devam etmekte. İndikatörlerimize bakalım şöyle. İndikatörlerimiz de oldukça güzel. Petkim pozitif değerli dostlar. Petkim'de bir sıkıntımız yok şu an itibariyle. Çizimleri kaldıralım şöyle. Grafiğimizi yine sıfırlayalım. Arkadaşlar, Petkim'deki pozitif senaryomuz, bakınız hatta şurada hocam tepelerde sen de ters omuz baş omuz arıyorsun diyebilirsiniz ama bakınız şu bölgeyi bir formasyon olarak görebiliriz değerli dostlar. Şu şekilde, yani şu aradaki mesafe kadar daha yukarı gitme potansiyelimiz var diyebiliriz Petkim için. 5.80 bantlarına doğru bir yolculuk gelebilir değerli dostlar teknik açıdan. Yine bu bölgede epey oyalandık. Şöyle bir oyalanma süreci. Bakınız şurada iki tane fake hareket olarak burayı görelim. Birisi burada, birisi burada. Hadi bunları saymayalım. En çok noktanın geçmiş olduğu bölgelerden çizimi yapalım. Bakınız. Şimdi burada arkadaşlar kritik noktadayız. Yani bu bölgede. Yani şöyle olası bir geri çekilme olsa dahi. Yani burada artık 4.97-5 bandını bir destek yapmış durumda. Bir yastık vazifesi yapmış durumda şu bölgeye arkadaşlar. Şimdi burası 5. Bakınız 5.40 arkadaşlar. Arada 0.40'lık bir fark olduğunu düşünelim. Bunu yukarıya verdiğimiz zaman işte 5.80'lere kadar bakınız yolculuk olasılık dahilinde değerli dostlar. Evet, teknik anlamda 5.40'ların üzerinde 5.80'e giden bir yolculuk oluşabilir Petkim hissesinde. Şöyle 60 dakikalık bakalım, yine çizimleri kaldıralım. Şöyle 60 dakikalıkta değerli dostlar bakalım görüntümüz ne şekilde, hemen şöyle bir değerlendirmeye tabi tuttuğumuz zaman bakınız şöyle bir oluşumun burada yine gerçekleştiğini görüyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Alçalan üçgen formasyonu. Bakınız 60 dakikalık grafik üzerinde böyle bir oluşum var. Yukarıya doğru da kırılım gelmiş ve şöyle bir yükseklik ölçüsünce yukarıya gitme potansiyelini barındırır arkadaşlar. Bu da ortalama kaça denk geliyor? Şöyle baktığımız zaman işte 5.80 bantlar arkadaşlar. Evet, teknik açıdan bu bölgeyi test etme olasılığımız söz konusu değerli dostlar. Evet, bunun için yine saatlik bazda baktığımız zaman 5.41 bandında 5.41 bandının saatlikte aşılması gerekir değerli dostlar. Fiyat etiketlerini yine yapıştıralım buraya. 5.41 aşıldığı takdirde de yukarıda 5.80 bantları karşımıza çıkmış olacak Petkim'de. Evet, diğer bir hissemiz Türk Hava Yolları. Evet, saatlikte önemli bir direnç noktasındayız. 13.68 bantlar değerli dostlar. Bu bölgenin üzerinde kapanışın gelmiş olması güzel. Yine çizimleri kaldıralım. Şöyle günlük grafimizde bakalım Türk Hava Yolları'na değerli dostlar. Evet, görüntümüz arkadaşlar Türk Hava Yolları'nın gerçekten güzel dip bölgelerde olduğunu gösteriyor. Teknik açıdan yine şu şekilde çizdiğimiz zaman bakınız bu bölge. Daha önce de yine çalışmasını yapmıştık. Bir onay hareketi bölgesi arkadaşlar, bakınız. Nedir? Kırıldığı bölgeye geri çekilmesi, işte pullback diyebilirsiniz, retest diyebilirsiniz. Onayını almış durumda. Evet, onayını almış durumda.
Bu da bizi arkadaşlar nereye kadar taşıyabilir? Şöyle bir oluşumdan bahsedecek olur isek, bakınız şu bölgeye kadar en azından bir yükseliş beklentimiz söz konusu diyebiliriz arkadaşlar. Bakınız direnç noktasına kadar bizi taşıyabilir arkadaşlar. Ama bu bölgelerde dikkat edeceğiz. Bu kanalın direnç noktası olmasıyla beraber geçmişteki de bir noktanın direnç bölgesi arkadaşlar burası. Onun için bu bölgeye kadar gelebiliriz ama buralarda bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bu değer kaç arkadaşlar? Bakın ortalama rakamları söylüyorum. 15-25, 15-30 bu bantlara kadar hareket devam edebilir. Evet, teknik açıdan. Bakınız dikkat edin. Kapanışımız günlük bazda şöyle attığımızda 13.40'ların arkadaşlar bakın 13.40'ların altında bir kapanış gelmediği takdirde 15-25 bandına doğru bir hareket söz konusu diyebiliriz. Türk Hava Yolları'nda şuranın katlama hedefine bakalım arkadaşlar. Bakınız burada neredeyse ortalama 15-60'lara denk geliyor. Yani görüntü pozitif arkadaşlar. Şöyle bir dipleri birleştirdik. Bir kanal oluşturduk. Bakınız. Ve bu kanalda daha önceki tepeden kaynaklı direnç bölgesiyle ne yaptık? Belirledik. Bakalım buraya kadar gelip burada ne yapacak? Eğer ki gelirse arkadaşlar 13.40-15.25 aralığında takip ediyoruz Türk Hava Yolları. Evet. Gübre fabrikalarına bakalım. Son dönemlerin en çok kendinden bahsettiren hissesi değerli dostlar. Şöyle çizimleri yine kaldıralım. Grafiğimizi sıfırlayalım. Evet. Gübre fabrikalarında bakınız 86.05 günlük kapanış noktası arkadaşlar. Bakınız buraya yavaş yavaş geliyoruz. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Bu seviyenin üzerine bir atar isek değerli dostlar. Yine sadece teknik açıdan değerlendiriyorum. Bakınız bu seviyenin üzerinde gelecek bir kapanış bizleri bakınız arkadaşlar şu şekilde 110 hatta tepeleri baz alacak olur isek onu da söyleyelim. Yani tepe noktaları üzerinden bir çanak oluşumunu belirleyecek olur isek bakınız noktamız 117 bantları değerli dostlar. Yani burada köşede dursun. Yine teknik açıdan 86 bandı bizim için bir direnç noktası. Bakalım bu direnç aşılacak mı değerli dostlar? Yani burada ben olasılık dahilinde bu bölgenin aşılmasıyla güzel bir hareketin yine gelme potansiyeli olduğunu düşünüyorum. Yani burada sadece çanak katlama hedefi muhabbeti söz konusu değil. Burada arkadaşlar şöyle baktığımız zaman bakınız şuradaki oyalanmayla şöyle bir hareket bir fincan kurp oluşumunu devreye sokar. Bu da arkadaşlar şu şekilde ilk etapta bu bölge kadar 86.05'in üzerinde bakınız 103 bandı. Daha sonra buradan yine arkadaşlar senaryoyu çiziyoruz artık tutar tutmaz. Geriye çekilme veyahut da dip bölgeye kadar tekrar onay. Umarım böyle bir hareketi gübre fabrikalarında görürüz arkadaşlar. 86.05 bizim için oldukça önemli bir nokta gübre fabrikalarında. Evet. Yine şuradaki bakınız ortalama şöyle bir destek noktası aldığımız zaman bakınız bu bölgeyi de görüyorsunuz. Güzel. Evet gübre fabrikalarına görüntü güzel. Lakin bugün o piyasanın çok canlı aktif yükselişinde gübre fabrikalarının gevşemesi birazcık can sıktı. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani gübre fabrikaları endeksin bu çok güzel hareketine rağmen yukarı gidemedi maalesef arkadaşlar. Evet. Bu noktada bir sıkıntımız var. Bakalım neler olacak. Şöyle saatlik bazı alalım. İndikatörlere bakalım. Bakın indikatörler birazcık sıkıntılı. RSI'ye baktığımız zaman RSI düşen kırılımını gerçekleştiriyor. Yani burada şöyle bir oluşum söz konusu olabilir. Yani yarın itibariyle bir geri çekilme ve daha sonra tekrar toparlanma. MACD indikatör bakın satışa doğru gidiyor. Yani ben bir satış verebilirim. Yani saatlik bazda bir geri çekilme, bir düzeltme hareketinde bulunabilirim. İşaretini veriyor. Yani bu anlamda saatlik bazda bir gevşeme olabilir arkadaşlar. Ama 86.05'in üzerindeki gün sonu kapanışları bizi 117 bandına kadar taşıyacak bir hareketin başlangıcı olabilir.
bilir gübre fabrikalarında. Evet, Petkim'e baktık, Türk Hava Yolları gübre fabrikaları, Migros. Migros'ta bir düşüş öngörümüz vardı teknik olarak. Bu çok güzel tuttu arkadaşlar. Yani düşmesini istediğimizden değil ama maalesef şartlar bunu gerektiriyor. Yani net bir şekilde bakınız kırmızıyla çizdik. Bir destek bölgesi. Yataydaki bakınız kırmızı alanı da belirledik. Maalesef kademe kademe burası kırıldı. Daha sonra yatay kanala geldik. Burası da kırıldı. Oldukça aşağıları öptürdüler arkadaşlar. Evet, Migros'taki durum bu. Migros, değerli dostlar, 44.90 bandını daha önce destek olarak söyledik. Bakın hareket planını işte çizmek bu şekilde arkadaşlar. Bu bölgeyi destek olarak belirliyorsun. Bu seviyenin altında yoksun. İşte bu senaryoya uyduğun zaman bakınız 44'ten 38'lere gelen bu zararı çekmiyorsunuz. Evet, teknik anlamda bu oluşumlara uyduğunuz zaman kazanıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Çizimleri kaldıralım artık. Yeni senaryolar çizme vakti geldi diyebiliriz. Şimdi saatlik bazda güzel. MACD indikatörü, RSI saatlik bazda güzel değerli dostlar. Yani şu bölgeden bakınız bir hareket gelebilir arkadaşlar. Artık yeni baz alacağımız nokta bakınız şu kısım. Yani ortalama 39.50, 39.60 yani Migros için 39.50 artık bizim için önemli bir destek. Baz almamız gereken nokta Migros'u oturtacağımız rakam 39.50 değerli dostlar. Yani bu seviyenin üzerinden Migros'la ilgili muhabbeti yapmamız gerekiyor. Yani bu nokta üzerinde ilk teknik hedefimiz 43.02, onu da söyleyelim. Yani buradan 43.02'lere bir hareketin gelme olasılığı yüksek. Çünkü daha önce test edilmiş, bakınız defaatle test edilmiş olan hareketin başladığı nokta, daha sonra onay aldığı nokta, hareketin geriye bakınız düşüş sonrası tekrar toparlanma, tekrar düşüş, tekrar toparlanma ve bu bölgenin kırılmasıyla sert bir satış. İşte buradan bir alıcının gelmesiyle, daha önce bakınız bu noktadan gelen alıcının tekrar burada ortaya çıkmasıyla 43 bandına kadar taşıyabilir değerli dostlar Migros'u. Migros'ta işte önemli olan direnç noktasının kırılması olacaktır. Yani bunu da söyleyelim. Yukarıdan gelen kırmızı çizginin bir şekilde kırılması gerekli. Saat bazı baktığımız zaman 39-39.50 bandından gelen bir tepki var. Bakalım 43'lere kadar bizleri taşıyacak mı değerli dostlar Migros. Karele bakalım şimdi de. Dört saatlik grafik üzerinden. Vallahi karele arkadaşlar bakınız. Formasyon, fincan kulp, içerisinde fincan kulp diye anlattık. Geldiği noktaya bakın. Nokta atışı değerli dostlar. Milimetrik. Bakınız milimetrik. Gerçekten bu şekilde teknik hedefler artık gerçekleştiği zaman bakınız daha önce çizmişiz. Bu noktadan teknik olarak bakınız bu bölgeye kadar bir hareket gelir dedik. Ve hareket bakınız şu bölgede başlayarak bakınız geldiği noktaya bakın arkadaşlar. Muhteşem. Gerçekten buradaki formasyonun böyle milimetrik bir şekilde gerçekleşmesi. Hatta kareli anlatırken hep şuna örnek verdik. Bazı hisseler var dedik. Şu şekilde bakınız bu şekilde hisseler var. Teknik olarak bu hisse bakın şu derinlik kadar yukarıya gelmiş. Karelde bu şekilde olabilir mi? Bunu hep muhabbetini yaptık. Geçmiş videolara bakarsanız kareliliği görürsünüz. Artık arkadaşlar teknik hedefine gelmiş olan bir hissemiz var. Yani buradan düzeltme yapması kadar doğal bir şey yok değerli dostlar. Şimdi karelle ilgili bakınız her zaman anlatıyorum. Geçmişteki çizgiler, geçmişte çalışmış olan dirençler, geçmişteki destekler gün olur bizim karşımıza. Eğer direnç olarak çıkmış ise geçmişte bakınız destek olarak çıkabilir. Destek olarak çalışmış ise gün olur direnç olarak karşımıza çıkabilir. Bunları hep sizlere anlattık. Burada da destek olarak karşımıza çıkmış. Umarım arkadaşlar tekrar bakınız buradaki artık burası birazcık karışık bir hal olarak gözükebilir ama şöyle anlatalım. Bakın şu bölgedeki çakışma noktası üzerine atmamız halinde
ki bu değerimiz kaç arkadaşlar? Şöyle 31-40 bantların üzerine atmamızla beraber yeni oluşumlar, yeni hareketleri ne yapabiliriz? Görebiliriz Karel hissesinde. Evet, 31-40'a doğru bir hareket, bir fırsat olabilir. Tabii olumsuz senaryo anlamında da buradan geriye şöyle bir çekilme. Zaten burada ne var arkadaşlar? Bir destek çizgimiz var. Bakınız net bir şekilde 4 defa çalışmış. Burası kırıldığı için buradaki trend ne yapıyor? Sonlanıyor arkadaşlar. Şöyle klonlayalım. Bakınız buradaki trend sonlanıyor. Sonlandıktan sonra bakınız bir onay hareketi, satış onayı olarak görülebilir. Yani Karel için yarın oldukça kritik bir gün olacak gibi gözüküyor. Yani burada arkadaşlar karar noktası. Eğer yarın Karel hissesinde kırmızı yakar isek, bakın 2 tane 4 saatlik bazda kırmızıları görmeye başlar isek sıkıntı olabilir. Dikkat edelim. Karel'de arkadaşlar şöyle baktığımız zaman 29.50'lerin üzerindeki bakınız kapanışlar pozitif değerlendirilebilir. Yani 29.50 üzerinde Karel yukarıya doğru 31.42 ve daha sonra katlayarak 34.35 gidebilir. Ama buraya dikkat ediyoruz. 29.50'nin üzerine atmamız lazım. Yoksa aşağısında özellikle 29 bandlarında 29 bandının altına geri çekilmeler olabilir. Evet, Ereğli'ye bakıyoruz. Ereğli'nin de bugün ekmeğini yedik bir trade yaparak. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar bugün çalışmamızı yaptık. Güzel bir kazanç elde ettik. Şöyle saatlikte bakalım. Evet. Şimdi bakınız. Daha önce sizlere anlattık. Omuz, baş, omuz. Bu bir ihtimal dedik arkadaşlar. Bakın böyle bir formasyon olacak. %100 aşağı çakılacağız diye bir iddiamız oldu mu? Olmadı ama bunu gördük mü çizdik. Dedik ki şartımız 14.09 bandının altına sarkmasıyla ne olur dedik. Bu formasyon işleve girer. Ama buradan da bir düşen çizdik. Baş ve sağ omuzun tepelerini birleştirdik. Dedik ki bu bölgenin bakının 14.88 bantları üzerine atar isek dedik. Bakınız burada rakamlar duruyor. Bu formasyon hükmünü yitirebilir dedik de. Değil mi değerli dostlar? Bakın hükmünü yitirmiş durumda şu anda. 14.09'un altına sarkmalar gelmiş olsaydı burada teknik olarak diyecektik ki bir omuz baş omuz formasyonu var ve satış derinleşebilir. Sarı bölge her zaman bizim ana destek kanalımız, ana direnç kanallarımız. Bakınız burada sarıdan ne yaptı? Güç buldu, tekrar yukarıya doğru yöneldi. Görüntü güzel. Hatta burada değerli dostlar şöyle bir sıfırlama yapalım. Artık hani omuz baş omuzdan bahsediyorduk ama artık işin seyri değişti. İşin seyri arkadaşlar burada hemen şöyle yaptığımız zaman bakınız bir ters omuz baş omuza dönmüş durumda değerli dostlar. Evet görüntümüz bu şekilde. Hatta burayı ne yapalım şöyle kırmızı yapalım. Bakınız burada bir yeşil büyük bakınız omuz baş omuz bekler iken ne oldu arkadaşlar? Bir tobo ortaya çıktı. Umarım bu formasyon gereğince en azından bakın şöyle bir yukarı hareket. Bu da bizi daha önceki kanala doğru umarım taşır arkadaşlar. Evet teknik olarak şöyle 15-70 bantlarına doğru bir yolculuk gelebilir. Bakalım kanalın içerisine dahil olabilecek miyiz? Evet Aselsan maalesef aşağı aşağı böyle bir türlü toparlanamadı. Yani gelin. Fırsat veriyorum size mi diyor acaba? Bakalım hemen Aselsan'a. Evet Aselsan'dan muhteşem obomuz çalıştı. Öncelikli olarak onu söyleyelim. Yani burada maksat teknik analiz eğitimi ise bakınız Aselsan burada formasyonu çalıştırdı. Teknik olarak 17 bantlarını öngörmüştük daha önce. Bu bölge test edildi değerli dostlar. Şimdi buradan şu rengi bir kaldıralım şöyle. Bakınız buradan bir toparlanma içerisine girdi. Değerli dostlar 17 bandı yine bizim desteğimiz. Bakınız yukarıda da şu 17.60'lara kadar bir hareket gelebilir. Düşen kırılımı yani sağlıklı bir hareket için bu düşen kırılımının gelmesi gerekir. Şu bölgede
ayı ve boğaların savaşı olacak. Şimdilik şöyle diyebiliriz. Bu düşen, yani ayı piyasası diyelim, bakınız burada. Bu piyasada boğalar sahneye çıktı. Tekrar maçı kendi lehlerine çekmek için, kazanmak için mücadele veriyorlar. Bakalım değerli dostlar, bu çatışma alanında ayılar mı, boğalar mı galip gelecek, hep beraber göreceğiz. 17 bandının altı tehlikeli olabilir. Ki bakın daha önce çizdik bu bölgeyi. Yani şöyle bir hareket oluşur ise, hemen onu çizelim. Bakın şuralardan gelip 17'lerin altına şöyle sarkıp, bakınız şu bölgenin altına inmesiyle beraber sıkıntı doğurabiliriz. Bu negatif senaryo. Evet, bu negatif senaryomuz. Pozitif bir senaryo için ise ne dedik arkadaşlar? Şuradaki mücadeleyi kazanıp düşen kırılımını, bakın şuradaki düşen kırılımını gerçekleştirmemiz gerekir. Yukarıya doğru bir kırılım. Burada Aselsan'ı alım fırsatı doğurur değerli dostlar. Evet, Petkim, Türk Hava Yolları, Gübre, Migros, Karel, Ereğli, Aselsan hisseleri teknik analiz çalışmasını yaptık. Umarım faydalı olmuştur. Sizleri Katıla'da bekliyorum. Katıla'da yine özel videolar hazırlıyoruz. Yeni projeler hazırlamak üzereyim Katıla dahil olan arkadaşlara. Umarım faydasını göreceklerdir arkadaşlar. Böyle saatlik bazda teknik analiz çalışmaları, farklı açılardan değerlendirmeler, farklı algoritmik çalışmaları onlara sunacağız. Umarım faydalanırlar. Ki yine yorum kısmına Katıla dahil olan arkadaşlarımız da bu çalışmaları yazarlarsa memnun olurum. Dün yine Katıla dahil olan arkadaşlara BIST 30'un ilk 15 hissesinin saatlik, sadece saatlik bazlı teknik analiz çalışmasını yaptık. Önemli destekleri, önemli dönüş noktalarını çizdik. Umarım faydalı olmuştur. Örneğin bakacak olursak dün yaptığımız çalışmalara Akbank'la başlayalım. Şöyle birkaç hissedeki duruma bakalım. Çünkü saatlik önemli değerli dostlar. Dün yaptığımız çalışmada 1H diyelim hemen. 1 saat grafiğe bakıyoruz. Bakınız değerli dostlar, grafiği sıfırladık. Bakın Akbank'ta dünkü akşam itibariyle yaptığımız çalışmada buradan bir hareket olabilir. 6 bizim referans kaynağımız dedik. Örneğin. Ne yaptık başka? Bizim hissesine baktık. Pardon, BİM hissesine baktık değerli dostlar. Bakınız burada da yine belirtik bir düşen kanal trendi mevcut. Halen bu kanal trendi içerisinde devam ediyoruz. Şuradan bir tepki aldık. Ama bakalım bu direnç kırılabilecek mi? Yine saatlik bazda değerli dostlar Arçelik'e baktık dünkü videomuzda. Bakın Arçelik'te de yine önemli noktalar. Mavi alanın içerisindeyiz. Halen pozitif Arçelik, onu söyleyelim. Burada yataydaki bakınız önemli destek noktaları 33 band olarak gözüküyor. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız müddetçe pozitif dedik. Yani bu seviyenin altına düşmediğimiz müddetçe, daha doğrusu herhangi bir negatif düşünme olasılığımız yok. 33'ün altına düşmeliyiz ki artık, ki sarı bölgeye girdikten sonra bakınız 33'te buradan alıyor. Yani saatlik bazda bakış açısı önemli değerli dostlar. Onun için sizleri de mutlaka Katıla bekliyoruz. Bu önemli saatlik çalışmalardan. Yani günün ilerleyen saatlerinde de olsa mutlaka sabah piyasa açılmadan şöyle bir analiz çalışmalarımıza Katıla dahil olan arkadaşlarımız baksınlar. Güne başlarken mutlaka faydalanacaklarını düşündüğüm önemli destek ve direnç noktalarını saatlik bazda sizlere sunmuş olacağım. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Her şey gönlünüzde olsun değerli dostlar. Videonun altındaki açıklama yorum kısmında Binance borsası %10 komisyonu indirimine tıklayarak da üye olabilirsiniz değerli dostlar.